أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته وذرياته أجمعين الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلح. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم على سيدنا محمد صلوا على شفيعي ذنوبنا وقرّه اعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Errahmanirrahim malik yevmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. İla ahilil ayet sadakallahu'l-azim. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar. Onun Habibi alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e selatu selam olsun. Allah Celle Celaluhu gecemizi mübarek eylesin, derslerimizi bereketli eylesin, hayırlı eylesin. İnşallah bizleri dinleyen kardeşlerimiz, hoca kardeşlerimiz, talebe kardeşlerimiz Rabbimiz hepsine en güzel bir şekilde anlamayı, duyduklarını, anladıklarını insanlara aktarabilmeyi nasip ve müesser eylesin. Değerli kardeşlerim hepimizin malumu her hafta pazartesi günleri bizim haftalık sohbetlerimiz devam ediyor e, ve devam edecek de inşallah Rabbimiz ömür verdikçe. Buna ek olarak da inşallah artık çarşamba günleri ders niteliğinde Tefsir derslerimiz bugün itibariyle inşallah başlamış olacak. Allah nasip ederse Fatiha suresinden başlıyoruz. Fatiha suresi ile birlikte ömrümüz yettiği kadar, ömrümüz ne zamana kadar yeterse devam edeceğiz. Tabii daha önceki zaman dilimlerinde tefsir sohbetleri çok yaptık ama bunların kayıtlarını almamıştık, yapmamıştık. İnşallah çarşamba akşamları saat 9'da Allah nasip ederse Rabbimiz ağır bir imtihanla imtihan etmediği müddetçe inşallah beraber olacağız. Sevdiklerimize duyuralım bizi izleyen, dinleyen kardeşlerimiz çevrelerine duyursunlar. Ders niteliğinde başlayacağımız için konu konu gideceğiz. Ve bu vesileyle inşallah Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya gayret göstereceğiz ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُزُونَ Rabbimizin ifadesiyle ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Yani kulluk amacımızı, gayemizi yerine getirmeye çalışacağız. Değerli kardeşlerim, tabi son zamanlarda çok değindiğimiz bir konu. Mealciler dediğimiz ya da hadis düşmanları dediğimiz bir grup işte bazı isimlerin başlarında profesörler var, bazı ilahiyatçılar yani hepsini kapsamıyoruz kesinlikle çok iyi profesörler var, çok iyi ilahiyatçılar var ama maalesef Kur'anı ortadan kaldırmaya çalışan hadisleri ortadan kaldırmaya çalışan bir grup var yani bize meal yeter, bize Kur'an yeter yani öyle bir konuşuyorlar ki insanı çok etki altında bırakıyor yani düşünsenize birisi size geldi, gelip dese ki Kur'an bize yetmiyor mu? Yani bu insana cevap verecek olsan, düşünsen ya desen ki ya Kur'an bana yetmez diyemem. E o zaman bunun dediği doğru diyorsun. Bu sefer insanı farklı etki altında bırakıyorlar. Bunlara mealciler diyoruz biz. Kur'an-ı Kerim'i kendi kafalarına göre tevil eden, kendi kafalarına göre yorumlayan, kendi kafalarına göre insanlara anlatan kimseler. Ama kardeşlerim bizim hep tavsiyemiz şudur. Bakın dersimize başlamadan söyleyelim. Tefsir demek Kur'an mealinin açıklaması demektir. Yani fesara kökünden geliyor fısıldamak anlamından. Her bir ayetin açıklaması bizim tavsiyemizdir. Her bir Müslüman mutlaka tefsir okumalıdır. Ayetin meali ile yetinmemelidir. Ayetin mealinin açıklamasını okumalı. Bu ayet nerede inmiş? Tefsirin amacı budur. Ayet nerede inmiş? Ne için inmiş? Hangi olay üzerine inmiş? önceki ayeti hangisi, sonraki ayeti hangisi ya da Kur'an-ı Kerim'de bununla bağlantılı başka ayetler hangisi? Tefsir ilminin amacı budur. Değerli kardeşlerim, yani bu ilmi inşallah Allah nasip ederse çarşamba geceleri gücümüz yettiğince, çünkü tefsir aslında çok uzun bir derstir. Farklı kitaplardan, kaynaklardan topladığımız bilgileri inşallah bizi izleyen kardeşlerimize Allah için nakletmeye çalışacağız. Buradaki gayemiz ne? Allah'ın dinine hizmet etmek. Kur'an-ı Kerim'i daha detaylı bir şekilde anlatabilmek. Çünkü biz diyoruz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha okuduk diyelim. Namazda okuyoruz. Anlamı ne? Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bir satırlık anlamı. Ama tefsir bunu 20 sayfa açıklıyor. Tefsir bunu 30 sayfa açıklıyor. Bizim bir kelime olarak anlamını bildiğimizi. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur kelimesi. Hamd ne demek? Alemin Rabbi ne demek? Rab ne demek? Allah ne demek? Kelime kelime izah ediliyor. Bu ayet neredeymiş? Nasıl inmiş? Hangi olay üzerineymiş? Bunların tamamı kardeşlerim tefsir ilminde saklıdır, gizlidir ama bunu isteyen insanlar elde edebilir. Dolayısıyla kardeşlerim büyük bir nimet. Yani daha önceden de çok istedik bu derslere başlamayı. Ama bu yine nasipmiş. İnşallah devam etmeye çalışacağız. Dediğim gibi ders niteliğinde olacağı için rahat. Mesela bugün gücümüz yeterse Besmele'yi anlatacağız. Vaktimiz yeterse ve ilk ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu ilk ayeti açıklamaya çalışacağız. Sadece Fatiha suresinin bir ve ikinci ayetleri. Çünkü bu zaten bunlar uzun sürüyor. Tefsir dedik ya ayetlerin açıklamasını yapacağız. Allah Celle Celaluhu en güzel bir şekilde dinlemeyi, en güzel bir şekilde anlamayı hayatımıza geçirmeyi Allah bize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim hepimizin malumu Kur'an-ı Kerimlerin yani ee, bir Kur'an-ı Kerim getirirseniz bana. Hatta şuradan bir bakalım. Kardeşlerimize hem göstermiş olalım. Ee, şuradan da alabiliriz. Bir Kur'an-ı Kerim alalım oradan. Kur'an-ı Kerim kardeşlerim evrensel bir kitap. Yani bütün insanlığa mesaj işleyen bir kitap. Bu kitabı elimize aldığımız zaman hani okuyoruz ama ya ne söylüyor, ne anlatıyor bunları bilmiyoruz. Halbuki bunları en detaylı bir şekilde okumamız lazım. En detaylı bir şekilde araştırmamız lazım. En detaylı bir şekilde Kur'an ilimlerine vakıf olmamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak yani nazil etmemiş parça parça olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz Celle Celaluhu göndermiştir. Buna binaen Rabbimiz Celle Celaluhu ve her bir ayetini sıralamış, izah etmiş, anlatmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ilk tefsir eden Resulullah'tır aleyhissalatü vesselam. Kur'an'ı ilk açıklayan kainatın efendisidir. Biz onun açıklamaları ve onun ashabının ve onun tabiinin, tebeut tabiinin bizlere getirmiş oldukları bilgiyi ve nakillerle bunları hayatımıza yerleştirerek yaşayacağız. Kıymetli kardeşlerim, bu meseledeki en büyük eksikliğimizden birisi bu. Kur'an'ı okuyoruz ama anlama noktasında çok büyük eksiklerimiz var. Ve bundan dolayı da hayatımıza geçiremiyoruz. Şimdi öncelikle değerli Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in içerisinde şu anda mesela ilk sayfasını açtığımızda karşımıza Fatiha Suresi çıkıyor. Biz hani baştan başlayarak e, bu şekilde izah etmeye çalışacağız. Fatiha Suresi kardeşlerim, e, şimdi bazı rivayetleri anlatacağız. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu sıralanışı tevkifidir yani vahye dayalıdır. Her bir surenin peş peşe gelmesi Allah'ın emrine dayalıdır. Ve aynı şekilde değerli Müslümanlar yani bu sıralanışta olan ayetler, Bazısı öncesinden önceki ayetten önce gelmiş olabilir. Bazısı sonrakinden önce gelmiş olabilir. Onları derslerimizin yeri geldikçe izah etmeye çalışacağız. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetler Mekki ve Medeni olmak üzere ikiye ayrılıyor. Mekki ayetler nedir? Allah Celle Celaluhu'nun Peygamber Efendimiz Mekke'deyken Resulullah'a indirdiği ayetler. Medeni ayetler nedir? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'deyken inen ayet-i kerimeler. Yani ikiye ayrılıyor. Mekki sureler ve Medeni sureler. Şimdi bunu nereden anlıyoruz? Mesela tabi bunların açıklamalarını yapacağız ama e, farklı yorumlar var ulemalarımızın. Önümüzde bulunan kaynakları topladığımız kaynakları, bilgilerini de kaynaklarını da söyleyerek inşallah değerli Müslümanlar e, okumuş olduğumuz ayetleri bir bir izah etmeye gayret edeceğiz. Şimdi kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'i açtık. Önümüze Fatiha suresi çıkıyor. En başında Suratul Fatiha hatta devamında bazı kitaplarda Suratul Fatihatul Kitap yani Kur'an'ın Fatiha suresinin diğer bir anlamı, diğer bir ismi Ümmül Kitap. Kitabın annesi anlamında çok kıymetlidir Fatiha suresi. Kur'an-ı Kerim'de yani faziletlerini anlatacağız birazdan. Suratul Fatiha Mekkiye. Yani birçoğumuz belki bilmiyoruz ama her bir surenin başında o surenin nerede indiğine dair bilgi var. Sûratü'l-Fatiha. Fatiha Suresi nerede indirilmiştir? Mekkiyet'in Mekke'de indirilmiştir. Bu bilgiyi bize veriyor Kur'an-ı Kerim. Hemen altında ne yazıyor devamında? Vahiye sebu ayatin. Bu sure-i celile yani bu Fatiha Suresi yedi ayettir. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in baş tarafında bizlere bu bilgiler naklediliyor. Büyüklerimiz hazırlamışlar, bizlere sunmuşlar. Fatiha Suresi ile ilgili bu baş tarafında Nerede indiği? Bütün surelerde var bu. Mesela burada da inşallah Suratul Bakara Medeniye. Bakara suresi Medine'deymiştir. Ve kaç ayet olduğu da yazar. Bütün surelerin başlangıçlarında bu var. Kıymetli kardeşlerim tabii ki kelamların en hayırlısı olan Besmele-i Şerif ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öncelikle şunu söyleyelim. Ee, yani Alaider Efendi Kaddesallahu Sirrahü Fatiha suresinin tefsirini yaparken kenarına yazılmış şunu yazmış. Yani buna çok dikkat edilirsin. Bunda büyük bir fayda vardır. Bir not yazmış kenara. Ee, Mekke'nin dışında inen surelere medeni, Mekke'de inen surelere de Mekki sureler dedik. Az önce bunu söyledik. Yani sureler ikiye ayrılıyor. Mekki sure, medeni sure. Tabi Peygamber Efendimiz'e yolculuk esnasında inmiş, uykudayken gelmiş, ayaktayken gelmiş, misafirlikteyken gelmiş. Hani bunlara işte tabir olarak hadari deniliyor. işte şitai, sayfi, Efendimiz'e işte yazan inen ayetler, kışın inen ayetler. Bunlar hepsi farklı farklı ayetler değerli kardeşler. Sure-i Celil'e ayet-i kerime Fatiha suresi 7 ayetten ibaret bir suredir. 7 ayetten müteşekkil bir suredir. Fatiha-i Şerif'in tabi aslında Kur'an-ı Kerimlerimizde Mekkiyetün yazar. Mekke'de indiği, e, Mekke'de inmiştir diye yazar ama bazı kaynaklarımızda, bazı kitaplarımızda yani Medine'de nazil olduğu söylenmiştir. Ama en doğru olan, en sahih olan, kabul edilen görüş şudur ki biz Fatiha suresinin hem Mekki bir sure hem de medeni bir sure olduğunu kabul ederiz. Büyüklerimizin bize nakili bu şekildedir. Yani Fatiha suresi Mekke'de de inmiştir, Medine'de de indirmiştir. Peki nasıl olmuştur bu? Değerli kardeşlerim namaz farz edildiği zaman e, Fatiha suresi Mekke'de nazil olmuş. Sonra tekrar kıble Kabe'ye döndürüldüğü zaman yine Medine'de nazil olmuştur. Yani hem Mekke'de nazil olduğunu hem Medine'de nazil olduğunu bu şekilde kaynaklarımız bizlere naklediyor. Hatta bir rivayete göre Fatiha-i Şerife'yi yani Mekke'yi mükerremede inen ilk sure olduğu rivayet edilir. Mekke'de inen ilk sure. Yani biz tabii hani kaynaklarımıza ne okuyoruz? İlk inen ayet genelde ne deriz? İkrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ama bakın bu konuda ulemalarımız farklı beyanlarda bulunmuşlar. Mesela e, Hz Hatice annemiz radıyallahu anh'a şöyle nakletmiş. İnni izâ halautu vahdi semi'tu nidâen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz Hatice validemize şöyle buyurdu. Ey Hatice ben yalnız kaldığım zaman bir ses duyuyorum. Bana birileri geliyor bir şeyler söylüyorlar. Vallahi bunun tehlikeli bir iş olmasından muhakkak korkuyorum. Bunun üzerine Hazreti Hatice annemiz buyurdu ki: "Ya Muhammed, Allah'a sığınırım. Allah sana kötü bir şey yapmaz. Allah'a yemin ederim ki şüphesiz ki sen emanete riayet ediyorsun. salay rahmi muhafaza ediyorsun. Yani akrabayı ziyaret ediyorsun ve doğru konuşuyorsun. Böyle bir insana Allah asla ve asla zarar vermez." dedi. Peygamberimiz dedi ya ben sesler duyuyorum ve bu hallerimden korkuyorum. Ne zaman söylüyor bunu? Peygamberliği gelmeden evvel. Yani daha peygamberlik aşamasında. Cebrail Aleyhisselam geliyor, ses işitiyor ama henüz Cebrail Aleyhisselam'ı görmemiş. Sonra Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam yokken Hazreti Ebu Bekir Sıddık Radıyallahu anhum Hazreti Hatice Validemizin yanına geliyor. Hazreti Hatice Validemizin, Efendimizin bu haberini Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık'a anlatıyor Radıyallahu Anhum. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i al, Varaka'ya götür. Kardeşlerim tabii Varaka o zamanda bulunan büyük alimlerden birisi. Yani bu işi çözebilecek, anlayabilecek, Peygamberimizin o yaşadığı şeylerin ne olduğuna dair bilgi nakledebilecek, o zamanda yaşayan nadir kişilerden. Varaka bin Nevfel. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Efendimiz Resulullah'ı alıyor, Varaka'nın yanına geliyor. Varaka'nın yanına geldiğinde, Eee inni iza khalawtu vahdi semi'tu nidaan, khalfi ya Muhammed ya Muhammed fentaliku hariben fil ard. Efendimiz Varaka'ya geldi dedi ki ben yalnız kaldığımda ya Muhammed ya Muhammed sesleri işitiyorum. Bu sesleri duyduğumda da korkuyorum sağa sola kaçıyorum dedi. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Varaka dedi ki ya Muhammed dedi öyle yapma bundan sonra sana böyle bir ses gelirse, böyle bir ses duyarsan, söylenilen şeyleri iyice duyman için yerinde dur, söylenilen şeyleri iyice anla, sonra gel bana haber ver dedi. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrıldı. Yine bir gün Resulullah Efendimiz genelde Hira mağarasına çıkardı. Orada yalnız kalırdı, tefekkür ederdi. Yine kainatın efendisi aleyhissalatu vesselam bir ses duydu. Ses Resulullah'a sesleniyor. Bakın bunlar peygamberlik öncesi yaşanılanlar. Ya Muhammed, ya Muhammed ses geliyor Efendimiz'e. Sonra ardından Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Fatiha-i Şerife. Gayril mağdube aleyhim veleddallin. Sonuna kadar okunuyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hemen Varaka'ya geldi. Bu olayı anlattı. Hani Varaka demişti ya ona bir daha böyle bir şey yaşarsan gitme korkma. Tam anlatılanları duy Bunları gelip bana anlat. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Varaka'ya geldi dedi ki ben şu sözleri işittim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Rahmandır ve Rahim'dir. Maliki yevmi din. Din gününün sahibidir ve malikidir. Bu meseleyi anlattıktan sonra tabi velad daline kadar okuduktan sonra la ilahe illallah de. Ses peygamberimize öyle söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yani Varaka'ya geldi. Ona anlattı bu sesleri duyduğunu, bu sözleri duyduğunu. Varaka dedi ki: "Ebişir summe ebişir fe ana eşhedü enneke allazi beşşara bihi ibnu Meryem ve enneke ala misli mislina Musa mislina Musi ve Musa ve enneke nebiyyun mursel." Sana tekrar tekrar müjdeler olsun. Zira ben şahitlik ederim ki şüphesiz ki sen Meryem oğlu İsa'nın müjdelediği peygambersin. Varaka efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunu söylüyor. Sen diyor Allah'ın müjdelediği. Hatta İsa peygamberin biliyorsunuz Hazreti İsa peygamber efendimize anlatıyordu, müjdeliyordu. Şimdikilerine bakmayın. Onlar İncil'i tahrif ettiler, bozdular. Kendi isteklerine, arzularına göre yazdılar. Ama Saf suresinde de bu anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de İncil'den bahsedilirken İncil'de peygamberimizin ismi Min ba dismuhu Ahmed. Peygamberimizin İncil'deki ismi Ahmet'tir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki, vallahi dedi, sen Musa'nın namusu üzerinesin. Musa'ya gelen, İsa'ya gelen Cibril sana da gelmiştir. O Cibril senin yanına gelmiştir. Muhakkak ki sen gönderilmiş bir peygambersin. Tabi yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin başlangıcında yaşanan bunlar. Sonra değerli kardeşlerim Fatiha-i Şerife tabi e, dedik ya bazı rivayetlere göre Kur'an-ı Kerim'de inen surelerden e, hani ilk son inen bazı rivayetlerde son inen sure bazı rivayetlerde ilk inen sure Abdullah bin Cabir buyuruyor radıyallahu an Ela uhbiruke ya Abdullah İbni Cabir e, bi ahirihi fil Kur'an Ey Abdullah İbni Cabir Peygamberimiz ona söylüyor ben sana Kur'an'dan en son inen sureyi haber vereyim mi? Abdullah bin Cabir buydur. Tabii ki buyurun ey Allah'ın Resulü. Efendimiz böyle cevap alınca buyurdu ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kur'an'da inen en son sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir buyuruyor. El-Muttakide Kenzül Ummal'da e, numara 559'da nakledilen bir hadis-i şerif bu kardeşlerim. Tabi bununla ilgili birçok dediğimiz gibi rivayet var ama değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim bu şekilde Fatiha suresinin başlangıcı ile nazım Fatiha'nın zaten kelime anlamı Fetaha'dan başlamak anlamında açmak anlamında, başlangıç açılmak anlamında Fatiha Şerif suresinin ismi şerifi bu şekilde isimlendiriliyor. Değerli kardeşlerim Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'de tabi e, birçok derde devadır. Mesela önce faziletlerinden biraz bahsedelim. Sonra besmele-i şerife geçeceğiz inşallah. Bir rivayette efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki "Fiha un min kulli da'in." Şüphesiz ki o Fatiha'da her derde deva vardır. Bütün hastalıklara şifadır. Yani bunu şimdi okuyoruz ya hocam ben Fatiha'yı hep okuyorum da bana şifa olmuyor. Yani itikadımız ve teslimiyetimiz bu konuda nasıl? eğer gerçek anlamda teslimiyet gösteriyorsak Fatiha suresi bütün dertler için şifadır. Bunu Allah için deneyin. Derdiniz, kederiniz, hastalığınız. Ama samimi bir şekilde acaba olmayacak işin içinde. Acaba okusam geçerim. Hayır. Fatiha suresi Kur'an'ın indirilen Kur'an'ın annesi olarak adlandırılan bu sure hastalıklara devadır. Muhammed Mustafa böyle buyuruyorsa sallallahu aleyhi ve sellem bu benim hastalığıma şifa olacak ya da falanca kişi için okuyorum ona şifa olacak inanarak okuyan insan şifasını bulur. Yani kardeşlerim buradan yola çıkarak anlıyoruz ki Fatiha-i Şerife yani Mekke'de Kur'an'ın başında Medine'de de Kur'an-ı Kerim'in sonunda inen bir sure-i celili. Mekke'de ifade ettiğimizde bir Kur'an'ın başında indi. Medine'de Kur'an'ın sonunda tekrar indirildi. Tabi kardeşlerim ulemalar Besmele-i Şerif'e böyle bir ufak bir giriş yapalım. E, Fatiha'nın önemine dair şunu da ifade edelim. Sahabelerden birisi buyuruyor ki Ubade İbni Samit radıyallahu an Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La salate limen lem yekra bi ummil Kur'an Kur'an'ın anası olan yani annesi mesabesinde olan Fatiha'yı okumayanın La salate onun namazı yoktur. Fatiha suresini okumayan bir insanın namazı yoktur buyuruyor Peygamberimiz. Yani bütün rekatlarımızda okuyoruz değil mi Fatiha suresini? Kıymetini buradan anlayalım. Çok büyük bir sır ki Allah Celle Celaluhu bu kadar bulunan ayetin içerisinden bize Fatiha suresini beş vakit her vakitte nafile olsun, kaza olsun, işte nafiledeki diğer ibadetler olsun, farz olsun. Bütün namazlarda Fatiha suresini okuyoruz. Şimdi düşünmek lazım çok değerli ki demek ki Rabbimiz bize her her eee tekbirimizin ardından Rabbimiz bizlere bu sureyi okutuyor. Okumamızı emrediyor. Peygamberimiz de buyuruyor ki Fatiha Suresi'ni okumayan bir insan onun namazı olmaz buyuruyor. Şimdi değerli kardeşlerim yine Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki An Ali radıyallahu An Hazreti Ali Efendimiz naklediyor. Kale Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Fatihatul Kitab unzilet min kenz min kenzin tahtel arş. Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in başı olan bu sure arşın altındaki hazineden peygamberimize indirilmiştir. Arşın altındaki hazineden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Fatiha suresi inzal buyurmuştur. Fatiha suresinin farklı isimleri var. Ummul kitap var ve diğer çok bilinen Suratu Şifa, Şifa suresi. Belki duymamış olabiliriz. Mesela bazı kaynaklarda açıyorsun. Şifa suresini okursanız. Şimdi adam diyor ki ben hafızım ama şifa suresi diye bir şey duymadım. Ha, demek ki neymiş Fatiha suresinin ve yine birçok surenin farklı isimleri var. Biz Kur'an'da yazan genel olarak bildiğimiz ne? Fatiha suresi. Ama suratu şifa da neymiş? Fatiha ay, yani ayetlerinin, Fatiha suresinin diğer bir ismi suratü şifa. Ya da Ummul Kitap, Kur'an'ın annesi. Kardeşlerim, mesela bir mesele anlatacağım. Hani dedik ya bütün hastalıklara şifadır. Hazreti Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah bizi 30 atlıdan müteşekkil meydana gelen küçük bir askeri birlik olarak bizi bir yere gönderdi. Araplardan bir kavmin yanına konduk ve bizi misafir etmelerini istedik. Onlar misafir etmeyi kabul etmediler. Sonra onların efendileri reisleri ısırıldı. Yani zehirli bir hayvan tarafından onların reisleri ısırıldı. Bir akrep ya da bir yılan. Daha sonra Ebu Sa Eba el-Hudri radıyallahu anh ve diğer sahabelerin, Efendimizin vazifelendirdiği sahabelerin içinde bulunduğu o topluluğa, o dediler ki onların başı, e, içinizden akrep sokmasını okuyup da iyi edebilecek bir kimse var mı? Şimdi bunu belki bazıları duyduğunda ya bu ne o bazlık. Şimdi akrep sokacak da Fatiha mı okuyacağız? Sahabenin teslimiyetini görün. Hani diyoruz ya ya ben okuyorum da bir etkisi olmuyor. Niye sahabenin okuduğu etkisi oldu da bizim okuduğumuz etkisi olmuyor? Çünkü teslimiyette eksikliğimiz var. Tabi Eba Saidül Hudur diyor ki evet diyor ben yaparım ama bunun karşılığında sizden 30 koyun almadan bu işi yapmam diyor. Onlar da tamam size 30 koyun vereceğiz. Yeter ki okuyun düzelsin. Buyuruyor ki Eba Saadül Kudri ben de ona yedi kere Fatiha suresi okudum. Akrep sokan yere ya da yılan sokan yere. Hemen diyor okuduğum anda 7. Fatiha'nın sonunda iyileşti. Şimdi biz böyle bir şey yapsak yani hastayı öldürmek gibi bir şeye teşebbüs etmiş oluruz. Çünkü okuduklarımıza kendimiz teslimiyet göstermediğimiz için etkisi olmuyor. Normalde Fatiha suresi Ebu Said el-Hudri diyor biz okuduk Allah bunun şifasını verdi. Şifanın sahibi Allah değil midir celle celaluhu? Amenna ve saddakna. İman ettik, itaat ettik diyoruz değil mi? E yine aynı şekilde Fatiha Suresi'nin eğer kaynağı bu ise, şifa veriyorsa, sahabe-i kiram bunu tasdiklediyse ve günümüzde de itikadı sağlam olan insanlar mesela şimdi ismini üfürükçiye diye çıkarmışlar ama Kur'an okuyup hasta olana üflemek peygamberin en büyük sünnetidir. Peygamberimiz okuyup hastalara üflerdi. Ama şimdi adını ne çıkardılar? Üfürükçüler. Resulullah'ın yaptığını böyle dalga geçerek, işte bir mizah konusu yaparak insanlara üfürükçüler diye isim çıkardılar. Ama halbuki bu sünnet olan bir şey. Daha sonra sahabe-i kiram buyuruyor ki, biz koyunları aldık fakat yani içimize bir şüphe geldi. Hani biz Fatiha okuduk ama bunun karşısında koyun aldık. Acaba... Bu koyunlar bize helal mi oldu, haram mı oldu? Sonra geldik meseleyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlattık. Dedik ki ya Resulallah biz böyle bir mesele yaşadık. Ve bu meselede de karşılığında 30 koyun istedik. Efendimiz ne buyurdu? An Ebi Saidül Hudri diyor ki biz Resulullah'a geldik. Eve alim alimte enneha rukyetun. Rukye olarak biz genelde biliriz. İqtesimuha vadribu li ma'kum sehme. Onun üzerine Fatiha kadar etkili bir dua olduğunu nasıl bilebildin? O koyunları bölüşün, beraber de bana bir hisse ayırın buyurdu. Peygamberimiz Eba said Hudriye diyor. Yani bu kadar ayet varken Fatiha'nın şifa olabileceğini nereden anladın? Onun akabininde de o koyunları bölüşün, sizden beraber bana da bir hisse ayırın. Yani burada ne anlam çıkıyor kardeşlerim? Tabi burada e, alınan koyunların helal olduğunu peygamberimiz anlatmak için bir latife yapmış. Yani koyunlar almamış ama helal olduğunu anlatmak için. Kur'an'dan aldınız bunu helaldir bu demiştir. Ama günümüzde tabi kardeşlerim şu var. Biz ahir zamanda yaşıyoruz. Yani para ile Kur'an satılmaz. Şimdi duyuyoruz çevremizde. Adam işte diyor ki ben seni iyileştiririm. Hastalığı var, manevi problemi var. Ama bana şu kadar para vereceksin. Allah'ın verdiği ayetler para ile satılmaz. Allah'ın ayetleri parayla satılmaz. Dolayısıyla kardeşlerim biz Kur'an-ı Kerim'i tabii ki şifa için okunabilir ama yine ulemalar ne buyuruyor? Hani geçimini sadece bu işten kaynaklayan birisi varsa bunun karşılığında hediye alabilir ama miktar belirtmesi uygun olmaz. Kardeşlerim dolayısıyla mesela yine Ebu Süleyman anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bir muharebede yani bir savaşta saralı bir adama rastladılar. İçlerinden biri onun kulağına Fatiha-i Şerife okudu. Okur okumaz adam hemen iyileşti. Bunun üzerine Efendimiz ne buyurdu? Fatihatul kitabı şifaun min kulli daim. Fatiha suresi bütün hastalıklara şifadır. Bütün dertlere devadır. Onun için kardeşlerim teslimiyetli bir şekilde yani bunu inşallah Fatiha suresini güzel bir şekilde Allah'a teslim olarak okuyabilirsek Allah'ın izniyle bütün hastalıklara şifa olabileceğini unutmayalım. Şimdi kardeşlerim tabi e, yani Fatiha-i Şerife ile alakalı birçok hadis-i şerif var. Fazileti ile ilgili, şifa kaynağı olması ile ilgili ben birkaç tanesini okudum. Bunu araştırabiliriz. Yani Fatiha Suresi e, nelere şifadır? Bunlar hadis-i şeriflerde de peygamberimiz nakletmiş. Şu Fatiha'nın faziletiyle ilgili şunu da anlatacağım. Ardından inşallah yavaş yavaş Besmele-i Şerife geçelim. Yani bakın yaklaşık 30 dakika oldu. Şu an biz neyi anlattık? Hala Fatiha-i Şerif'in faziletini anlatabildik. Fatiha'nın nerede indiğini anlatabildik. Bunu izah ettik. Ha bundan sonra ne yapacağız? Namazda bunu okurken bu bilinçle okuyacağız. Tekbirimizi aldıktan sonra Allah'ım şu okuduğum ayetlerin bana şifa olmasını vesile eyle ya Rabbi diyeceğiz. O zaman sana şifa olur. Ama sen Allahu Ekber elhamdülillah hızlı hızlı ne okuduğunu dahi bilmiyorsun. Ne anlama geldiğini dahi bilmiyorsun. E bunun sana faydası olabilir mi? Olmaz. Bir şeyin sana faydasını olmasını istiyorsan önce sen teslimiyet göstereceksin, inanacaksın. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Ranne iblisu <Sessizlik> erba'an hîne lu'ine ve hîne uhbita ilel erdi ve hîne sen Nebi... E, ...Hazreti Hasan... ...radıyallahu anhından rivayet edilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...buyurdu ki... ...Ebu Nuaym'da geçiyor bu hadis-i şerif... ...İblis dört kere... ...ızdırabından feryat etti. Şeytan. Dört defa ızdırabından... ...sıkıntısından, derdinden dolayı... ...feryat etti. Bir... ...Efendimiz buyurdu ki... ...Allah tarafından lanetlendi. Lanetlendiği zaman ızdırab etti. Canı yandı, acı çekti. İki... Yeryüzüne indirildiğinde Allah kendi cennetinden çıkardı onu. Şeytanın en çok ızdırap gördüğü ikinci mesele budur. Üç, şeytanın en çok ızdırap gördüğü üçüncü mesele peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildiğinde ızdırap çekti. Dördüncüsü, Efendimiz buyuruyor ki e, dördüncü maddede Fatiha-i Şerife indirildiğinde şeytan çok ızdırap çekmiştir. Dört madde saydık. Dördüncüsü Fatiha indirildiğinde. Yani Fatiha suresi çok kıymetlidir. Şifa kaynağıdır. Suratü şifa olarak biz bunu biliyoruz. E, muazzam etkileri var, muazzam tesirleri var ama kıymet bilene. İtikadi olarak Allah'a teslim olup bu sureyi okuyan insanlara Fatiha suresi her derde devadır buyuruyor Peygamberimiz. Rabbimiz teslimiyet göstermeyi bize nasip eylesin. Ellerimizi her bağlayıp namaza durduğumuzda okuduğumuz her bir ayetin arşın hazinesinden ilgini bilerek okumayı, yaşamayı Allah bize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, hepimizin malumu Kur'an-ı Kerim her bir surenin başında besmele ile inmiştir. En başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere ifade ettiği kardeşlerim e, meselede Fatiha-i Şerif suresi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bilhassa Besmele-i Şerif için Resulullah ne buyuruyor? O kadar çok kıymetlidir, o, çok, o, o kadar çok değerlidir. Resulullah buyuruyor ki sizden biriniz bir işte başlayacağı zaman mutlaka besmele ile başlasın. Eğer besmele ile başlanmazsa besmele ile başlanmayan her işin sonu kainatın efendisi buyurdu ki kesiktir. Besmele ile başlanmayan her işin sonu kesiktir ve bereketsizdir. Değerli kardeşlerim Besmele-i Şerife hayatımızda yer edeceğiz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın yüce kitabı, yüce kelamı Besmele ile başlamışsa demektir ki bu bize çok büyük bir mesajdır. Müslümanlara büyük bir mesajdır. Hayatımızın her alanında Besmele ile başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim dükkanımı açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim evime giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim arabama biniyorum. Hep Allah'ın ismiyle. Şimdi kardeşlerim, Besmele-i Şerif Fatiha suresinin başında. Yani bazı ulemalar hani yedi ayettir demişler. Besmele de bir ayettir. Birinci ayet besmeledir. Bazıları demişlerdir ki besmele Fatiha'dan bir ayet değildir. Ama şimdi besmelerin önce anlamını okuyalım. Sonra hani Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz ayetlerin işte bazı mesela alimler 6666 demişler. Bazıları 6236 ayet var demişler. Niçin bu ayet sayıları değişiyor? Ya hocam niye ayet sayısı değişiyor? Ayetler bir değil mi? Bazıları kardeşlerim besmeleyi ayet saydıkları için alimler sayılar fazla söylenmiş. Bazıları da ayet olarak saymamışlar. Yani her bir surenin başında gelmemiş bir defa besmele gelmiş ondan sonra diğer sureler e, besmelesiz imiştir demişler. Bazıları da besmele her surenin başında Cebrail aleyhisselam Resulullah'a her geldiğinde besmele ile konuştu başladı demişlerdir. Bazı alimler de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim okuyanlar bilhassa işte lam durağı var, lam elif durağı var, cim durağı var, tı durağı var. Lam elif duraklarını bazı ulemalar ayetten saymışlar. Demişler ki buradaki mesela sırat allezine en aleyhim. Orada bir durak var. Ve o durakta da lam elif durağı var. Bazı ulemalar besmeleyi ayetten saymamışlar. Buraya kadar 6 ayet. Gayr-i aleyhim veled dalin. Bu da 7. ayet demişler. Bu sebepten dolayı gördüğünüz bazı kaynaklarda Kur'an'da şu kadar ayet var. Bir başkası farklı sayı söylemişse bunun sebebini inşallah beyan etmiş olduk. Değerli kardeşlerim Rabbimizin ismiyle Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu'nun ismiyle başlıyor Kur'an. Değerli kardeşlerim öyle bir isim ki bazı ulemalarımızın beyanına göre ismi azam. Rabbimizin 99 ismi var ama Allah Rahman'la başlamış ve Rahim ismiyle başlamış. Bunun hikmetini bilmek lazım. Bu kadar isim varken ve Kur'an'da Rabbimizin birçok ismi zikredilmişken için Rahman ve Rahimle ile Kur'an-ı Kerim başladı? Demek ki çok kıymetli. Onun için Peygamberimizin bize tavsiyelerinden birisidir. Ellerinizi açıp dua ettiğinizde duaların arasında şunu söyleyin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Rahim olan Allah. Rahim. Erhamer Rahim. Buradaki Rabbimizin isimlerini zikredin diyor Peygamberimiz. Mesela nasıl? Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin günahlarımızı affeyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin dualarımızı kabul eyle. Bu şekilde dua ederek dua edenin duaları kabul olur buyuruyor. Çünkü Allah'ın ismi azamını, ismi azam ne demekti onu da bilgi olarak verelim. Hadis-i şerifte Resulullah buyuruyor. Mesela nakledilir ki ismi azam nedir? Allah'ın 99 isminin ya da bunların dışında bilinmeyen bir isminin ismidir ki bu isimle yapılan bütün dualar kabul edilir. Geri dönmez. Denilir ki peygamberlerin yaptığı duaların geri dönmemesinin sebebi peygamberlerin ismi azamı biliyor olmasıdır. İsmi azamı biliyor, dua ediyor onunla Allah onun duasını kabul ediyor. Yani biz hep tavsiye ediyoruz onun için Allah'ın isimlerini bilen varsa ezbere ki daha önceki derslerimizde söyledik. Yani bunu bilen, anlamını bilen, yaşayan Resulullah Efendimiz buyuruyor ki cennet nimetlerini Allah onu eriştirir değil mi? esma Hüsna'yı bilen. E şimdi biliyorsan özel gecelerde hadi ellerini açtın bu Allah'ın isimlerini, isimlerini zikrettikten sonra. Mesela hani bazen diyoruz ya Ya Rabbi Şafi ismin hürmetine şifa ver. Rabbimizin zatı Şafi ismiyle biz nitelendiriliyoruz, anlatıyoruz. Şifa veren. Değerli kardeşlerim, bu vesileyle Besmele'nin yani Kur'an'ın başında olduğuna dair ki önemini anlayalım. Allah'ın büyük kelamı, Allah'ın nakış nakış döktüğü kelimeler Besmele ile başlıyor. Bize çok büyük mesajdır bu. Hayatınızda Besmele'yi eksik etmeyin. Nasıl başlıyor? Bismi, Bismillahi, Bismi ismiyle. Kimin? Allah'ı, Allah'ın ismiyle. Öyle Allah ki, Er-Rahman, Rahman olan, Er-Rahim, Rahim olan. Kısacası anlamı ne? Bizim bildiğimiz, Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle ya da Allah'ın adıyla. Besmele'nin manasını biz bu şekilde biliyoruz değil mi? Şimdi kardeşlerim, eğer hani çok detaylı girsek besmele belki beş sohbet sürebilir. Abartmıyorum. Beş saat. Bu da benim bildiklerimi anlatmamın bu şekilde yetebilir. Ama ulemalarımız neler anlatmışlar? Tefsir kaynaklarımız, işte Ruhul Beyan, Ruhul Furkan, Begavi tefsiri, Alevsi tefsiri, işte Hazin tefsiri, bu kitaplarımızın hepsinin kaynaklarından toplayarak nakletmeye çalışıyoruz sizlere. Yani Besmele-i Şerif'in anlatılması o kadar uzun sürer ama biz genel itibariyle ne diyoruz? İşte Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sanırım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi kardeşlerim öncelikle Fatiha'nın başındaki besmele ve diğer surelerin başındaki besmeleler Kur'an'dan bir ayet midir, değil midir? İmam Hanefi'ye göre, İmam Şafi'ye göre bunları anlatmaya çalışalım. Yani surelerin başındaki besmelenin ayet olduğunda görüş birliği var. Bunu hepimiz biliyoruz. Bütün ulemalar ekserisi Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir demişlerdir ki bilhassa Nemil suresinde besmele ayet-i kerime geçer direkt. Ayet-i kerimede ne buyuruyor Allah Celle Besmelerin geçtiği ayette direkt Bismillahirrahmanirrahim diye geçiyor değil mi? Nemil suresi öyle değil mi gençler? Bu surede Rabbimiz surenin içinde bu besmeleden bahsetmiş ayet başında değil sure başında değil içinde zikretmiş. Yani buradan da yola çıkarak ulemalar müfessirler demişlerdir ki Besmele Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir demişlerdir. Tabi İmam Azam Ebu Hanife'ye göre Besmele başlı başına bir ayet olup surelerin arasını ayırmak için bir kere indirilmiş her surenin başında tekrarlanmıştır. İmam Azam Ebu Hanife öyle buyuruyor. Besmele-i Şerif surelerin arasını ayırmak için inmiştir. Her surenin başında gelmiştir buyuruyor. Tabi bununla birlikte İmam Şafi'ye göre ise her surenin başında besmele o surenin ayetidir buyurmuştur İmam Şafi. Yani 114 sure, Kur'an-ı Kerim'de kaç sure var? 114 sure var. 114 surede 114 kere besmele inmiştir buyurmuştur İmam Şafi. Onun için Şafi olanlar zaten bilir. Bilmeyenler de doğu bölgelerine namaz kılmaya gittiyseniz Mesela imam tekbir alır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Besmele'yi de aşikar okur. Yani bu bir bilgi olarak nakletmiş olalım. Böyle gördüğünüzde yadırgamayın. Ha bunlar niye böyle yapıyor? Biz direkt imamlarımız Elhamdülillahi rabbil aleminden başlıyor da bunlar niye besmele ile başlıyor demeyin. Çünkü İmam Şafii ne buyurmuş? Hadislerden yola çıkarak buyurmuş ki 114 sure Kur'an'da indirilmiştir her 114 surenin başında her ayet bir ayet sayılmıştır. İmam-ı Azam bu şekilde beyan etmiştir. Ama dedik gibi yani İmam Azam Ebu Hanife uyanların mezhebi, uyanların istikameti nedir? Surelerin başlarındaki besmeleler sureyi birbirinden ayırmak için. İmam-ı Azam böyle buyurmuş. Ama İmam Şafii ne demiş? Yani tabi bu görüş hani Mekke ile Küfe arasında yani o oradaki bulunan kuralların naklettiği ise Besmele'nin Fatiha'dan ve her sureden ayet olduğu görüşü üzeredirler. İmam Şafii de yani ona tabi olanlar da ne yapacaklar? Namazda Besmele'yi cehri okuyacak yani sesli okuyacaklar. Şafi olanlar böyle yapmaları lazım. Usul olan budur. Besmele'yi açık okuyacaklar ardından Fatiha'yı devam edecekler. Dolayısıyla kardeşlerim yani e, hani Şafiler nereden kaynak almışlar bunu? İbni Abbas radıyallahu anhum buyuruyor ki Besmele'yi terk eden Allahu Teala'nın kitabından 114 sureyi terk etmiştir buyuruyor. İmam Şafii Rahimeullah İbn Abbas'tan nakledilen bu sözü bulunan yola çıkarak buyurmuştur ki İmam Şafii Besmele-i Şerif'i terk eden 114 sureyi terk etmiştir. Herkes Besmele'nin başında namazda Fatiha'yı, Fatiha'dan önceki Besmele'yi aşikare okuyacak demiştir. Dolayısıyla Şafii olan kardeşlerimizin bu şekilde yapması daha uygundur. Kardeşlerim tabi bir hadis-i şerif okuyalım. Kale semi'atun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre buyuruyor. Ben peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle işittim. Kale allahu teala kasemtus salate eyil fatiha. Beyni ve beyne abdi nisveyni ve li abdi ma se'ele fe kâlel abdu elhamdülillahi rabbil alemin. Kale allahu teala hamideni abdi. Hazreti Ebu Hureyre'den nakledildi. Peygamberimiz buyurdu ki. Allahu Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Ben namazı yani Fatiha'yı kendimle kurum arasında ikiye böldüm. Rabbimiz buyuruyor. Kulum için istediği vardır. Bir isteği vardır. Bir dileği vardır. Kul elhamdülillahi rabbil alemin dediği zaman Allah buyuruyor ki ben şöyle derim. Kulum beni övüyor. Malik yevmi din dediği zaman kulum bana tazim ediyor der Allah. Çünkü din gününün sahibi sensin. Kulum bana tazim ediyor der Allah Celle Celaluhu. Devamında İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'in dediğinde Rabbimiz buyuruyor ki kulum benimle kulum arasındadır. Yani Allahu Teala bu benimle kulum arasındadır. Kulum istediği için istediği vardır. Kul buyurur İhdine sırat müstakim dediğinde sırat al lezine enamte aleyhim dediğinde Allahu Teala buyurur ki bu kulum içindir. Kulum için istediği vardır. Şimdi bu hadis-i şerif kardeşlerim İbn Mace'de var, Nesai'de var, Ebu Davud'un var, kaynaklarında Müslim'in kaynaklarında var. Bu hadis-i şerifte Fatiha-i Şerife elhamdülillah'la başlaması sebebiyle yani hadisin metninde bu şekilde başladığı için ulemalar da buyurmuşlar ki Fatiha'dan olmayınca söz birliğiyle diğer surelerden de olmaz demişlerdir. Yani dediğim gibi ikiye ayrılmış ulemalar bir kısmı Fatiha işte Besmele Kur'an'dan bir ayettir demişler. Bir kısmı da demişler ki Fatiha'nın başında indi daha da inmedi. Bu şekilde nakletmişlerdir. Tabi kardeşlerim bu vesileyle biz neyi anlatmış bulunduk? Dedik ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kardeşlerim Besmele'nin başına girdik ama devamını inşallah Allah nasip ederse Önümüzdeki hafta çarşamba günü tefsir dersimize devam edeceğiz. Bakın dedik ya yaklaşık 45 dakika belki daha fazla oldu. Hala Besmele-i Şerifi açıklayamadık. Tefsir dersi böyle bereketlidir. Uzundur. Bunu Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak için, dinimizi daha iyi yaşamak için mutlaka ve mutlaka tefsir okunmalıdır. Dolayısıyla kardeşlerim, inşallah önümüzdeki hafta dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama nerede kaldık? Besmele'yi çektik. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla dedik. Fatiha suresinin ilk ayetini bazı ulemalara göre, İmam-ı Azam'a göre, ilk ayeti İmam Şafi'ye göre, ilk ayeti ya da kabul etmeyenler Kur'an'dan bir ayettir ama Fatiha'nın başından bir ayet değildir diyenler, diyen ulemalara göre. Bu şekilde nakletmiş olduk. Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki hafta Besmele-i Şerif'i açıklayacağız. Sonra her vakit buldukça yani sürelerimiz ne kadar yeterse 45 dakikadan fazla olduğu zaman hani çok yoruluyor. Bazı kardeşlerimiz dinlemekte insan kendini adapte edemiyor. Ee, i̇nşallah bu şekilde sınırlı bırakmaya çalışacağız. Dolayısıyla kardeşlerim e, Rabbimiz Celle Celaluhu duyduklarımız da en güzel bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bizleri istikametten ayırmasın. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك. إياك <وصفيق> نستعين اهدنا الصراط المستقيم <سؤال> <متحدث> صراط <صف> الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين